Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve memur maaş takvimi erkene çekildi, SGK uzmanı Çetin Ateş sürpriz diyerek açıkladı. SGK uzmanı Çetin Ateş, emekli ikramiyelerin yanına maaşlarında erkenden verileceğini açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler ikramiyelerini şimdiden beklemeye başladı. 3000 Türk Lirası olarak açıklanan ikramiyelerin yanı sıra kulis bilgilerinde yeni bir olay gündeme geldi. SGK uzmanı Çetin Ateş, emekli ikramiyelerin yanına maaşlarında erkenden verileceğini açıkladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz maaş zammı dışında ikramiyeler de gündemde yer ediniyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilerin ikramiye ödeme tarihleri açıklanmıştı. 3000 Türk Lirası olarak yapılacak olan ikramiyelere ilişkin detayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağkur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında aylık alanlara ise 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde ödeneceği belirtilmişti. C. Emekli sandığı kapsamında gelir aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4. B. Bağkur özelinde gelir aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4. A. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında gelir aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12, 13, 14 Haziran 2024 tarihlerinde yatırılacak. İkramiye ödemeleri dışında gündemi sarsacak bomba kulis bilgisini SGK uzmanı Çetin Ateş açıkladı. Ateş, bayramın zaten ikinci gününde ödemeler başlıyor. Son bir sürprizle bu maaşların erkenden ödeneceğini hala bekliyorum. Bu şekilde bayrama girmelerinin bir mantığı yok. Çünkü dediğim gibi zaten bayramın ikinci günü maaşları ödemeye başlıyorsun dedi. Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılması şu şekilde. 4A Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaş ödeme tarihleri. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde. Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde. Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde. Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde. Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında gerçekleşecek. Bağkur maaş ödeme takvimi. Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde. Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında. Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde. Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar. Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara aktarılıyor.